Sevgili dostlarım, hayırlı sabahlar. Hepinize sabah şerefleriniz hayırlı uğurlu olsun. Bugün servisi beklemek amacıyla, işe gitmek amacıyla durağa doğru gidiyorum. Durakta çok güzel bir detay gördüm. Bu detayda Amasya Tren Garı'nda sergilenen zamanın en eskileri Kara Tren. Kara Tren türküsünün başyapıtı sizi göstermek istedim sevgili dostlar. Sabah bir boya lazım oldu. Evimin bir duvarını boyamak amacıyla çarşıya geldim. Burada bir yapı marketten boya tedarik ettim. Aynı zamanda sizlere Selazığ Caddesi'ni yani Anıt Meydanı'nda çekmek istedim. Sevgili dostlar, burada birçok esnaf iş yapmakta ve sırasıyla zaten her şey de mevcut sevgili dostlarım. Sabah anahtarlığım kırıldığı için bir anahtarcı Ziya abimiz var. Yılların esnaflarından bir tanesi. Kendisi Kocacık Çarşısı'nın en önemli esnaflarından birisi ve çok kalabalık. Köylüler genelde bu abimize gelerek tencerelerini, işte semaferlerini, anahtarların tamiratlarını yaptırıyor. İçerisi kalabalık olduğu için fazla duramadım. Çarşıya indiğimde ise görmüş olduğunuz bir bisiklet park alanını sizlere çekmek istedim. Buraya insanlar bisikletlerini park ederek çarşıda işlerini görebiliyorlar sevgili dostlarım. Burası görmüş olduğunuz ev ise Atatürk'ümüzün bir zamanlar Amasya ziyaretinde kalmış olduğu, yani Atatürk evi olarak geçmekte ve şu anda müze olarak kullanılıyor. Gelen ziyaretçilere de kapılar açık durumda. Eğer gezmek isterseniz gelip gezebilirsiniz. Aynı zamanda Amasya'nın en eski çarşılarından İçerişehir'i görüyorsunuz. Burada bir adet kedi gördüm. Kedi gerçekten çok hoşuma gitti ve sizlere de şöyle göstermek istedim sevgili dostlar. El yazmalarından tutun anahtarlıklara, işte broşürlere, burada bir türlü birçok hediyelik eşyaları görebilirsiniz. Önde yürüyen arkadaşım da sevgili Ahmet. Ahmet'le beraber burada birkaç işimiz vardı. Onları halletmek amacıyla gelmiştik sevgili dostlarım. Amasya etiketini çekmezsek olmaz tabi. Nereden izlediğinizi de bilmenizi istedim ve şu an görmüş olduğunuz yalı boya evlerini izliyorsunuz. Irmağın eşsiz akıntısı ve yalı boya evleri sevgili dostlar gerçekten çok çok harika ötesi bir şey. Burada zamanında Amasya'da görev yapmış şehzadeleri görüyorsunuz. Birçok şehzademiz mevcutmuş. Gerçekten hepsi birbirinden efsane, birbirinden yiğit sevgili dostlar. Benim çok hoşuma gidiyor hepsinin hayat hikayesini okumak. Keşke bir film çekilse de Amasya'da bu şehzadelerin de tanıtımı yapılsa gerçekten çok güzel olmaz mıydı sizler için? Şimdi buradan gireceğimiz alan Amasya Sultan Beyazıt Camii. Yani Amasya'nın en büyük camilerinden bir tanesi ve içerisinde çok eski çınarlara ev sahipliği yapıyor. Bu tarafta görmüş olduğunuz Amasya Minyatür Müzesi, yani Amasya'nın kendi maket müzesini de görmüş oldunuz. İçerisini gezemedik. İçerisi ücretli olduğu için maalesef içeri giremedik sevgili dostlarım. Şu an görmüş olduğunuz Amasya Sultan Beyazıt Camii'nin şadırvanı. Aynı zamanda caminin de kendisi, caminin her iki yanında vav işaretleri var. Bu vav işaretleri namaz vakti geldi anlamında çizilmiş. Aynı zamanda musalla taşlarını görüyorsunuz. Bir gün hepimizin orada yatacağı musalla taşları maalesef. Yine Amasya Müzesi'nin etrafından geçerken de sizlere göstermek istedim. Burada çok eski mumyalar var. Amasya'nın en önemli mumyaları, bebek mumyaları da var içerisinde. Biraz korkutucu gelebilir açıkçası ama gerçekten tarihe merak saldıysanız eğer mutlaka Amasya Müzesi'ni bir gezin derin. Şimdi İçerişehir'e bir başka açıdan gireceğiz. Bu arada seçimler olduğu için her yerde pankartları görebilirsiniz. İçerişehir'in yine kendine has sokakları, evlerini görüyorsunuz. Biraz kamera titremiş ama kusuruma bakmayın, şimdiden gerçekten çekerken elim titredi. Ve akşam oldu, iki tane ekmek aldım, evime doğru yol alıyorum. Benim günüm bu şekilde geçti. Sizlerin günü nasıldı? Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Ara ara bu şekilde sizlere vloglar atacağım sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.